Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz kolyemizi Brezilya nakışı işleyeceğiz. Kumaş olarak kadife kumaş kullanıyorum. Bu şekilde likralı. Bunlar kutu kaplamada falan kullanılan kumaşlardan. Herhangi bir kumaşla kullanabilirsiniz. İplerim var bu şekilde, renkli. Evvela şu ortadaki taşı ya da plastiği böyle çizeceğimiz bölüme koyuyoruz ve etrafını hafifçe çiziyoruz. Yani desenimiz buralardan taşmaması lazım. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Gri bir ip geçirdim iğneye. Ortadan. Şimdi buraya bir tane tohum işi yapıyoruz. Bu tohum işi nasıl yapıyoruz? 1, 2. İğneye doladık. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Hemen yakınına. Batıyoruz. Yavaşça. Çektik. Ve tohum işimiz oldu. Tam dibinden iğneyi çıkartıyorum. Birazcık mesafe bırakıp tekrar hemen yakından çıkıyoruz. Şimdi burada virgül tekniği uygulayacağız. Bu nasıl oluyor? Bu aynı örgü örerken ilk ilmek alması gibi. Üç, ne çok sıkı ne çok gevşek orta kararda. Dört, beş, altı tane ilk başta yeterli gelecektir. Altı. Bunun sayısını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şu kenarları, gülün kenarları büyüdükçe bu sayıyı da büyütebilirsiniz. Şimdi yavaşça çekiyoruz. Hemen tekrar dibine batıp sağlamlaştırıyoruz. Tekrar hemen yanından çıktım. Belli bir mesafe bırakıyorum. Yine biritgül tekniğini uyguluyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İlk başta şimdi pek çiçeğimizin modeli belli olmuyor ama birkaç kat yaptıktan sonra güzel bir görünüm çıkacak ortaya. Tekrar dibine batıyoruz. Etrafını bu şekilde döneceğiz. Bu şekilde şimdi birkaç kat yapıyorum ben bu teknikten.
tekniğini uyguladık. Şimdi ipin rengini değiştirdim. Birazcık uzağına, çok fazla değil. Rokoko tekniği uygulayacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Evvela şöyle bir tohum işi yapalım. 1, 2, 3. 3 kere doladım. İp birazcık ince olduğu için. Şimdi etrafına rokoko tekniği uygulayacağım. Tekrar yanından çıktım. Biraz önceki teknikle hemen hemen aynı. Küçük bir mesafe bırakıyorum. Burada da sadece iğneye doluyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayı adedi önemli değil. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bozmadan yavaşça çekiyoruz. Ve yine gül tekniğindeki gibi hemen dibine batıyoruz. Bir, iki, üç, dört. On dört kere doladım. Bu da yine aynı şekilde ne çok sıkı ne çok gevşek orta kararda yapmanız lazım. Çok sıkı yaparsanız şu bölümden geçmeyecektir. Çok gevşek yaparsanız da daha çekmeden bozulacaktır. Gül tekniğinde olduğu gibi bunun da etrafını döneceğiz. Rokoko tekniğimiz de bitti. Ben birkaç tane daha buralara birit gül çalışması yaptım. Yani şu gülden küçük küçük yaptık. Şöyle belli oluyordur. Şimdi yeşil ip aldım. İnce olduğu için arkadaşlar, yani normal etamin ipine göre birazcık ince. Şöyle yan yana tuttuğumuz zaman. O yüzden iki kat yaptım ben yeşil ipi. Şu kenarlarına böyle yaprak gibi yeşillikler atacağım. Tam dibine battım. İpi böyle kıvıracağım. Çaprazlama. Şimdi bu tarafına geçiyorum. Burada 3 tane aynı şekilde dal yapacağım.
Şurası birazcık boş kaldı. Oraya da bir tane daha dal yapalım. Yeşil ip uygulaması da bitti. Şimdi buralara tohum işi yapabilirsiniz. İpi bağlıyoruz. Mor ip kullanıp şuralara tohum işi yapacağım ve işleme işimiz bitecek arkadaşlar. 2 kere 3 kere isteğe kalmış. Doluyoruz. Bir, iki, üç yapalım. Her yeşilliğin ucuna tohum işi tutturuyorum. Desen işlememiz bitti arkadaşlar. Şimdi burayı keseceğiz. Kesmeden önce iple tel almayı öneriyorum. Şöyle arka tarafını bağladım. Keseceğimiz mesafeye yakın bir şekilde aralıklarla tel alıyoruz. Bütün kumaşlarda da bu tekniği uygulayabilirsiniz. Daha düzgün duracaktır. Şimdi kesiyoruz. Şimdi bunu buraya tekrar sabitleyeceğiz. Bu şekilde sabitledikten sonra eğer etrafında böyle istemediğiniz pürüzler kalmışsa tekrar bir iğne iplik yardımıyla burayı ortaya dikebilirsiniz. Yapım aşaması bitti. Yapıştırıcı olarak arkadaşlar herhangi bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Kumaş yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Silikon da, yani sıcak silikon da kullanabilirsiniz. Neyle yapıştırmak istiyorsanız. Kolyemiz bitti. Yapım aşaması bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.